Arkadaşlar fırçanızın boyasını şöyle hafifçe alın. Şu şekilde fırçanızın ucunu görmeniz lazım. Kestirme yaparken. Sonra fırçanızı şu şekilde yavaşça sağlı sollu sürmeniz lazım. Kestirmeniz ne kadar güzel olursa boya yaparken boyanız o kadar güzel durur arkadaşlar. Bu çocuk odası. O yüzden biz bunu maviye boyuyoruz. Arada bir fırçanızın fazla boyasını alın. Fırçanın gövdesinden elinize doğru akmasın. Arkadaşlar kestirme olayı bu şekilde. Ruloya geçtiğim zaman bir de ruloyla yaparken size ufak bir orada da kayıt alırım ben. Şöyle netleştirelim. Fırçanızı tutarken şu şekilde kalem gibi tutmanız lazım. Şu şekilde bakın. Şöyle koyup düz bir çizgi oluşturmanız lazım. Fırçanızın uç üst kısmını görmeniz gerekiyor. Kestirmenin o şekilde düzgün çıkar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün de boya yapmanın inceliklerini anlatan size ufak bir video çekeceğim ben. Biz öncelikle bu şekilde kestirmelerini aldık. İşimiz biraz daha kolay olsun diye. Rulo'yla çalışırken daha rahat çalışacağız. Kenarlara fazla yanaşmayacağız. Şimdi arkadaşlar kovayı göster. Bunu yaparken de bu şekilde yavaş yavaş çevirin. Rulonuz eşit miktarda bütün her yerine boyasını alsın. Boyaya başlarken hafifçe ufak bir dokunuş yapın. Boyanızı duvara verin. Sonra yavaş yavaş devam edin. Burayı sulu bırakmışım da şimdi. Rulonuzda boya kalmadığı zaman rulonuzu tekrar duvara sürmeye devam etmeyin. Boya bittiği esnada hemen tekrar kovanıza daldırıp boyanızı alın, o şekilde devam edin arkadaşlar. Bu bizim yaptığımız çocuk odası. Kestirmeyi önce yaptık ki biz fazla bir kenarlara yanaşmadan rulomuzun işçiliği daha hızlı gidecek bu şekilde. Bunu ille önceden yapmanız gereken diye bir şey yok. Sonra da yapabilirsiniz. Bu tercih meselesi. İster önceden yapın, ister de sonra da yapın arkadaşlar. Rulonuzu komple kovanın içine batırırsanız çok boya damlatırsınız. Tekerlek döndürür gibi kovanın kenarına döndürüp boya değdirip almanız lazım arkadaşlar. Eğer bu mavi boyamız artarsa erkek çocuk odası olduğu için burası, bunun tavana da bir bulut çalışması yapacağız. Boyamızın durumuna göre arkadaşlar.
Ya sana bir şey değil mi? Ben boyayı buraya getiremem ha. Boya yeter yeter. Ya boya duvar tamam emiyor ama sonuçta yeter arkadaş. İstiyorsan ben vurayım devam edeyim. Vallahi sen devam et. Ben de bir sigara içeyim. Sen bu şunları ne yapayım? Halledeyim ben. Şuraya bak ya. Bu kadar yakın çekimde bile ne kadar zaman fark oluyor kamerada. Bu şekilde altına karton veya kağıt koyarsanız bu kenardaki süpürge deliklerinin üstüne ufak çiseme gibi olan damlalar yapar rulo. Onu önlemek için yapıyoruz. Biz diğer odaları filişi yaptık. Alttaki renk de bu renkti. Zor kapattı. Ama burada zaten üstteki tonumuz koyu olduğu için mavi tonumuz iki kat çok rahat kapatacak arkadaşlar burayı. Bu şey yani biraz belli eder. Ama nasıl belli eder? Alttaki boya 7 sene koyu olduğu için emecik. Ama ikinci katı yediği zaman tertemiz çıkacak. Biz bunu bu şekilde komple dönüyoruz arkadaşlar. Bizim işlemek bu şekilde bitecek. Video uzun olmasın diye biz burada kesiyoruz. Sonradan yine ufak bir video çekerim ben size.